19 Aralık 2021. Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması 2021 yılının sonlanması, 2022 yılının da bir slaytı olarak düşünebilirsiniz. Bir yıldan, geçtiğimiz bir yıldan beri tutulmalar ikizler ve yay hattında yaşandı. İkizler yay hattında yaşanan tutulmalar tabii ki değişken grup burçlarda, işte ateş ve hava grubundaydı. Hayatımızda başlatma enerjisini gerçekten güçlü çalıştırdı. Birçok girişimler, planlar, hayata dair, gelecekle ilgili adımlar attınız belki ama birçoğumuzun da yarım kalmış, ilerleyememiş, kararsızlıklar yaşamış gibi durumları başımıza getirdi. Ülkeyle, dünyayla olan ilişkilerimizde yine haberleşme, sosyal medya, internet gibi konuları çok daha fazla gündemimize yine taşıdı. Yine hava koşulları mesela, bildiğiniz gibi iklim kriziyle ilgili konular sürüyor ve çalışmalar sürüyor hatta. Şimdi Boğa burcunda başlayacak olan bu tutulma serisi 2022 yılı boyunca sürecek. Evet, artık doğa, toprak ve işlerimizde istikrar ve kalıcılık istediğimiz bir zaman dilimine getiriyor bizi. Aynı zamanda dediğim gibi Boğa burcu 5 duyu ilgilendiren toprak elementinin sabit bir burcu olduğu için bizim için bu nitelikler çok önemli. Tabii ki bu istikrar, azim, kararlılık, sürdürme, kök salma enerjisini aktif edecek Boğa burcundaki bu tutulma. Evet, 2022 yılı boyunca da devam edecek dedik. Artık o arada kaldığınız kararsızlıklar, belirsizlikler, iki ileri bir geri gidip gelmeler diyelim, onları artık bir kenara bırakan, sonlandıran bir enerjiyle karşı karşıyayız. Evet, Boğa burcu vücudumuzda boğazı, boynumuzu temsil ediyor. Aynı zamanda doğayı temsil eden bir burçtur. Ve parayla ilgili, maddi gelirler, kaynaklarla ilgili de bir alanda en güçlü çalışan burç olarak söyleyebiliriz. Yönetici gezegeni Venüs'tür. İyicil bir gezegen tarafından yönetildiği için elbette ki daha olumlu neticeler bekleyebiliriz bu tutulmaların ardından. Ancak tabii tutulmanın yaşanacağı dereceye baktığımızda orada ciddi bir sabit yıldız var ve bu sabit yıldız yine kafayla, boyunla, enseyle ilgili bir bölgeyi anlatır. Mitoloji olarak baktığımızda ise yine hani başlarla ilgili konular, baştaki kişileri olarak düşünebilirsiniz bunu. İşte sağlık olarak boğaz ve boyun bölgesini düşünebilirsiniz. Yine bunlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar olabilir, yarım kalmışlıklar sürebilir ama daha çok gündemimize bu konuları getirecektir. Evet, toprak grubundaki bu tutulmayla birlikte, tutulma bu arada haritanın 5. evinde gerçekleşiyor ve yükselende de bir 19 derece oğlak var. Yani yine bir toprak grubu ama öncü grubu bir burç yükseldiği için bu haritaya göre baktığımızda bizim için daha fazla para piyasalarını ilgilendiren alanın çok güçlü olduğunu gösteriyor. İş, kariyer, statü, paraya dair konular, toprak, inşaat sektörü mesela. Yine burada yatırımlar ön planda olacaktır. Yine 5. ev aynı zamanda çocukları, ilişkileri, aşkı, eğlenceyi, sanatı mesela, hobileri işaret eden bir alandır. Elbette ki bir tutulma yaşandığında, üstelik Venüs'te, yani tutulma yönetici gezegeni Venüs'te Oğlak burcunda, yine Oğlak istikrar, kararlılık, uzun vadeli, uzun sürecek konuları aslında işaret eder. Bu görünümde de biz ileriye dönük mesela planlar yapıldığında, bir iş ortaklığı, evlilik veya herhangi bir kalıcı bir konu için mesela çok bizim istediğimiz olması gereken bir açıdır. Çünkü uzun vadeyi işaret eder, kalıcılığı işaret eder. Yani kişi, bu enerjiler altında bir kişi herhangi bir konuyu çok istikrarlı bir şekilde sürdürebilir. Böyle bir görünüm var fakat 12. evde bulunuyor. Bu da biraz daha gizlilikle yeraltı konuları, yeraltı kaynakları olabilir veya bazı bilinmeyen konuların özellikle paraya, ekonomiye ve finansa dair aslına bakarsanız konuların ortaya çıkacağını. Çünkü Plüton da çok
burada yükselen derecesine yakın yerleşmiş Plüton, değişim ve dönüşümle biliyorsunuz ilişkili bir gezegendir. Plüton'un bulunduğu alan genellikle köklü, derin yapıları işte tamamıyla yok edip yerisine yenisini inşa etmekle alakalı olduğu için demek ki aslında maddi manevi güven ihtiyacımızın çok daha yüksek olabileceğini de işaret ediyor. Burada bir takım değişiklikler olabileceğini mesela düşündürüyor bize. Yine Satürn birinci evde. Satürn burada olduğunda tabii Kova burcunda ve aslında yıl boyunca da yine Satürn Kova burcunda seyahat etmeye devam edecek. Aynı zamanda tabii ki şimdi Satürn Kova'da yine sabit bir elementte, hani Kova burcunda. Tabii ki bu tutulma serileri yıl boyunca tabii ki bu devam edecek. Hep Satürn'e kare olan. Dolayısıyla yine işte Kova burcunu temsil eden alanlar nedir? İşte sosyal alanlar, sosyal yapılar, iletişim, ulaşım, biraz daha toplumsal konular, kalabalıklar, toplu hareket etmekte baskı, mesela baskıya direnç göstermek olarak da algılayabiliriz bu alanı. Tutulma haritasında MC'ye yerleşmiş, Akrep burcunda, bu arada çok güçlü bir pozisyonda. Yine Merkür'ümüz Akrep burcunda ciddi bir mücadeleyi işaret ediyor. Yani Mars burada evet güçlü, bu gücü nerede sergileyeceğiz, nasıl sergileyeceğiz? Demek ki gündemimize gelen konularda daha güçlü olacağız, daha dirayetli, daha iradeli olabiliriz. Ancak tabii ki Mars'ın baktığımızda hani Venüs'den de uyumlu da bir açısı var. Yani tutulma yöneticisi Venüs'ün Mars'la uyumlu açısı da bir takım belki değişimlere biraz daha kolay adapte olacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi Boğa burcu genel olarak beslenmeyle de alakalıdır. İşte tarımla, toprakla, verimlilikle de ilgilidir. Demek ki bu alanlarda da bir takım değişimler, bir takım yenilikler, bize bireysel olarak da hayatlarımızda bizim için belki işte toprak elementi mesela doğum haritamızın neresindeyse oraya biraz daha yoğunluk vermemiz gerekebilir ki bilhassa toprak elementi eksik haritalar için bu daha önemli olacaktır. Dediğim gibi burada hani güzel bir burçtur Boğa burcu. Büyümeyi, kazançları elde tutabilmeyi anlatır. Ancak Boğa burcunun şöyle de bir özelliği vardır. Evet parayla alakalıdır ama ihtiyacı olan paraya yönelir Boğa. Hani böyle hepsi benim olsun tavrında bir yaklaşımı yoktur. Sahip olduğuna sahip çıkmak, işte kendinde olanı koruma amaçlıdır sadece. Yani onun için çok fazlası önemli değildir. Yeter ki başkasına ihtiyacım olmasın, her şey hani kararlı olsun ama ihtiyacım da olmasın gibi düşünebilirsiniz. Demek ki bir takım şeylerle yetinebileceğimizi ya da yetinebilecek bazı koşulları oluşturabilme şansımız olacağını da düşünebiliriz açıkçası. Bu tutulma ile birlikte evet biraz da ilişkilere baktığımızda aşk ilişkiler evinde gerçekleşiyor. İlişkiler dediğimizde nedir? Tabii ki bazı aşk maceraları, işte flörtler mesela kısmında, çünkü Venüs burada 12. evde olduğu için biraz daha böyle hayatı uzun vadeye taşımak, birliktelikleri işte evlilik gibi daha resmiyete dökmek anlamında da çalışacak bu tutulmanın bu ayağı. Venüs yine dediğim gibi güçlü bir yerleşimde ama 12. evde olması hani bir takım, herkes için söylemiyorum, doğum haritalarının etki almasına göre bunlar değişecektir. Bir takım ilişkilerde de bazı kaçaklar varsa eğer o kaçakları da ortaya çıkarabilme etkisine de sahip açıkçası. Peki finans, ekonomi, para piyasaları, değerli madenler, yatırımlar, inşaat sektörü, tarım mesela yine burada çok öne çıkacaktır. Bununla ilgili gelişmeler, kendi hayatlarınız için de bunu düşünebilirsiniz. Bir takım mesela miraslı işleriniz vardır, beklediğiniz bazı gelişmeler vardır bu anlamda. İşte süren bir mahkeme vardır yine işte toprakla, tarlayla, işte tapuyla mesela ilgili konuları da yine bu tutulma çalıştıracaktır. Türkiye haritasında ve dünya haritasında da yine Türkiye haritasında 12. eve denk gelen bir tutulma bu. Tam da 27 derece. Bu 12. ev biliyorsunuz biraz daha gizlilikle, sırlarla, kapalı kalmış konular, üstü açılmamış konularla da alakalı. Tabii ciddi bir akrep sterlinimiz var. Bizim de yine verimlilikle ilgili. Bazı daha verimli olunabilecek durumları ya da
konuları, kişileri, kurumları işaret edebilir. Piyasalar, işte finansla ilgili gelişmeleri yine işaret ediyor. Çünkü Akrep Burcu'nda gelişecek, yani 2022 bu yılı boyunca oluşacak tutulmalar Türkiye için her biri çok önemli olacak. Çünkü bizim ciddi bir akrep stadyumu olan bir ülkeyiz. Ekonomiyle ilgili, siyasi duruşlarla ilgili, iktidarla ilgili önemli gelişmeleri de takip edeceğiz bu tutulma serisiyle birlikte. Doğum haritalarınızda kova, aslan, boğa ve akrep burçlarında yerleşimleriniz varsa, güneş, mars, yükselen özel dereceleriniz varsa yine 27 derecede en fazla etkiyi alacak burç grupları. Diğer etki alacak burç grupları da yine 27 derecelerde. Toprak gruplarında gezegenleri, yükselenleri olanlar yine oğlaklar, boğalar, başaklar daha fazla olumlu etkiler de alabilirler. Özellikle şimdi burçlara geçtiğimde bunlardan tek tek bahsedeceğim. Tabii ki olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmek istemiyorum. Çünkü tutulmalar bir kadersel bir döngüyü işaret eder. Her tutulmanın kendine özgü bir kökü vardır, ailesi vardır. Tutulmalar bizim hayatımızda çok eskilere dayanan, biz daha dünyaya gelmeden önceki bağları işaret eder. Dolayısıyla karmik etkiler dediğimiz burada çalışır. Her tutulmanın bir numarası, bir serisi vardır. Ve bu da bizim hayatlarımızda bazen denk geldiğinde ya önemli bir döngüyü tamamlar veya yeni bir döngüyü başlatır ya da kısılmış, kapalı kalmış bir döngüyü tekrar harekete geçirebilir. Tamamıyla sizin haritanızın aldığı etkiye göre değişecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi burçlarınıza geçiyoruz. Bu boğa burcu tutulma koç ve yükselen burcu koç olanların para evinde gerçekleşiyor. Maddi kaynaklarınızla ilgili bir süredir bir çaba içerisinde olan özellikle yükselen burcu koç olan sevgili arkadaşlar, bu tutulma burayı biraz daha hareketlendirecek. Bu tutulma bir işaret olarak düşünün. Çünkü 2022 yılı boyunca devam edecek bir seri anlattığı için bu tutulmayla beraber aslında niyetleriniz, hedefleriniz biraz daha ileriye dönük, daha kalıcı adımlar atmak, belki biraz tasarruf, belki biraz birikim yapmak adına değerlendirebilirsiniz. Ya da hani böyle bir işte Deniz Hanım benim böyle bir imkanım yok bile diyorsanız eğer gökyüzü size bu fırsatları vereceğini söyleyebilirim sevgili koçlar. Boğalar ve yükselen burcu boğalanlar, tutulmaya ev sahipliği yapıyorsunuz. Burcunuzda 27 derecesinde bir tutulma. Bilhassa boğa burcunun son 10 gününde doğmuş bir boğaysanız tabii ki etki alıyorsunuz, alacaksınız. Yükseleniniz boğaysa, güneşiniz veya özel bir yerleşiminiz yine varsa boğa burcunda elbette ki hayatınızda önemli dönemeçlerden geçiyor olabilirsiniz. İstikrar, kalıcılık gerektiren işler, belki çok uzun süredir üstünde çalıştığınız, planladığınız bir düşünce ve fikir de olabilir, bir iş de olabilir. Burada yeni hareketler söz konusu olacaktır. İlişkilerinize de yansıyacak bir etki bu. Bilhassa 2022 yılı boyunca hem özel hayatınız, iş ilişkileri, evlilikler ve hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu tutulma hayatınızda eğer derece olarak 20 derecede bir yerleşiminiz varsa sizin için çok haberci, önemli bir 2022 fragmanı olabilir. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, tutulma 12. evinizde gerçekleşiyor ve 12. ev tutulmaları genellikle bazı böyle farkındalıklar yaşatabilir. Bilinç düzeyinizde değişiklikler olabilir. Bir uyanış yaşatabilir mesela. Göremediğiniz, belki görmek istemediğiniz konuları gündeminize getirebilir. Somut konularla ilgilenmeye karar verebilirsiniz. Duygular, tutkular, ondan sonra daha kararlı olabilirsiniz. Hayatınızda belki bilhassa hani tabii sizin burcunuzda tutulmalar gerçekleşti bu sene boyunca. Herhangi bir konunun başlaması ya da bitmesi aşamasında, bir karar aşamasında olabilirsiniz. Bu tutulma sizin için önemli aydınlanmalar, önemli fırsatlar getirecektir. Aynı zamanda da tefekkür etmek, dua etmek, ibadet etmek, ruhani çalışmalar yapmak için gerçekten de
güzel bir fırsat sunacaktır. Sağlık ve iş hayatı ile ilgili de bir takım değişimlere de işaret ettiğini söyleyebilirim. Tekrar devam ediyoruz. Evet, yengeç ve yükselen burcu yengeçler, tutulma ve dolunay 11. evinizde. 11. ev biliyorsunuz biraz daha kalabalık, toplumla ilgili arkadaşlar, eş, dost, yeni tanışmalar, ziyaretler gibi sosyalleştiğimiz bir alan. Aynı zamanda şans evi olarak da biz değerlendiriyoruz. Elbette ki tutulmanın size çok sert etkileri de olmayacak. Bu anlamda bazı sonuçlanmalar, aydınlanmalar, yeni tanışmalar, bazı girişimler işle ilgili olabilir. Veya özel hayatınızla ilgili de bazı yeni gelişmeleri hayatınıza getireceğini söyleyebilirim. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar, elbette ki bu tutulma sizin için önemli. Sabit grup bir burç olduğunuz için 27 derecelerde bir yükselene sahipseniz, güneşiniz varsa ya da diğer sabit gruplarda yine özel yerleşimleriniz varsa yine etki alırsınız. Dolayısıyla kariyerle ilgili mesleki alan özellikle burası çok vurgulu ve yıl boyunca da vurgulu olacak. İşle ilgili bir takım statü değişiklikleri, orada yeni gelişmeler veya süren konularda bazı netleşmesini istediğiniz bir konu varsa yine mesleki anlamda olabilir. Ailevi konular, parayla ilgili bir takım değişimler, biraz daha net, biraz daha somut kararlar alabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Bu süreçle birlikte hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni bir meslek veya bir terfi mesela bekliyorsanız yine bu alan oldukça vurgulu gözüküyor. Bilhassa iş hayatına dayalı çalışma koşulları ile ilgili veya çalışma hayatınızla ilgili güzel gelişmeler, olumlu gelişmeler olmasını temenni ediyorum. Lütfen doğum haritanıza bir bakın. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, destekleyen bir tutulma sizi toprak grubunda olduğu için, tabii ki Venüs de yine toprak grubunda sizi destekliyor. Seyahatler, iş hayatı, ticari konular, aşk, flörtler bu anlamda da destekliyor. Çocuklar, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, bir takım yüksek eğitimle ilgili yüksek eğitim olabilir, ticari anlaşmalar olabilir. Gerçekten bu anlamda hayatınızda bir saç ayağı varsa eğer, burasını çalıştıracak bir tutulma ki yine 27 derecelerde bir yükselene sahip, güneşe sahip bir başaksanız eğer, sizin için daha güzel, daha verimli, daha net böyle somut kararlarla ilerleyeceğiniz bir döneme işaret ediyor. Birçok başak bazı seyahatlere çıkacak, eğitime başlayacak, daha fazla işte dediğim gibi aşkla ilgili finansal konularda yine destekleyen bir tutulma. Para piyasalarıyla ilgilenen bir yükselen başaksanız bu anlamda biraz daha böyle kontrollü gidebilirsiniz. Doğum haritalarınızın aldığı etkiye göre finansal konularda bir takım destekler, yardımlar verebilir bu gökyüzü görünümü size. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar, boğa burcundaki tutulma 8. evinizde. Daha fazla karşı tarafı ilgilendiren ortak kaynaklar, paylaşılan kaynaklarla ilgili paralar, finansal konular gündeminizde olacaktır. Eşin parası olabilir, ortak bir proje, bir işiniz vardır, onun parası olabilir. Sigorta, vergi gibi, banka krediler gibi alan yine çok güçlü çalışacak. Bu alanda yeni girişimler, yeni adımlar olabilir. Aileyi ilgilendiren, aileden beklenen bir takım satış işlemleri, ev gayrimenkulle ilgili, işte mirasla ilgili konuları çalıştıracak bir tutulma sizi bekliyor. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, evet, sizin için önemli bir tutulma olabilir sevgili akrepler. Tam karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. 7. evinizde. Geçtiğimiz bir aydan ya da 15 günden beri gündeminizde bir ilişki söz konusu olabilir. Bir problem olabilir veya burada yeni bir başlangıç yapma kararı aldıysanız, bu dolunaylar hani ortaya çıkarır, farkındalık zamanlarıdır ya. Burada bazı sonuçlanmalar gelebilir. Ortaklıklar, işle ilgili gelişmeler, hayat arkadaşınız, evlilikle ilgili yeni bir gündem olabilir. Bir yeni adım atabilirsiniz herhangi bir ortak projeye mesela. Bir evlilikle ilgili yeni bir karar ortaya çıkabilir. Veya bir ilişkiyle ilgili yeni bir yön belirleme fikri de ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda tutulmanın yönetici gezegeni de
bu alanda destekliyor sizi, hani bu alanı destekliyor. Başlangıçlarla, kardeşlerle, harekete geçmekle alakalıdır. Özellikle ilişkileri destekleyen bir pozisyonda, ama belki işte yakın çevrenizdeki birinin evlilik fikri veya kararı olacak. Belki kardeşleriniz. Aynı zamanda bir takım iletişimle ilgili duyurular yapmak, tanıtım yapmak, organizasyonlar gibi konularda da hızla yol alacağınız bir süreci işaret ediyor. Tabii ki dediğim gibi eğer doğum haritanız etki alıyorsa. Yay ve yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, 6. evinizde bir dolunay ve tutulma yaşayacaksınız. Daha çok günlük rutinlerinizi ilgilendiren konularda bir takım kararlar alabilirsiniz. Sağlıkla mesela, iş hayatı çok ön planda olabilir. Çalışma koşulları, kazançlarınız, yeni bir işe girme, mesela bir başvurunun sonuçlanması gibi de yine düşünebilirsiniz. Onun yanı sıra da yine mesleki alanda, kariyer alanında da aslında destek de vereceğini söyleyebilirim. Gelir düzeyinizi ilgilendiren bir takım değişimler de olabilir. Ama en fazla da tabii yine beslenmenize, sağlığınıza, o günlük rutinlerinize biraz daha özen göstereceğiniz bir süreci işaret ediyor. Umarım güzel ve sağlıklı bir süreç ilerler sizin için. Evet, Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar, elbette ki sizi çok destekleyen bir tutulma, özellikle 27 derece yükselen Oğlak Güneşi, Oğlak Venüs'ü, Mars'ı Oğlak olan biriyseniz eğer, 5. ev genellikle tutulmaları ve aynı zamanda dolunayları genellikle şanslı kabul edilir. Bir fırsatı getirebilir. Çünkü buranın yönetici gezegeni Venüs ve Venüs sizin burcunuzda tutulma esnasında bir Oğlak burcunda. Dolayısıyla sizin için ilişkiler belki çok ön planınız olacak. Yeni bir ilişki, yeni bir adım atma, yeni bir iş planı düşünebilirsiniz. Ve çocuklarla ilgili sürpriz gelişmeler de burada bekleyebilirsiniz. Gebeliklerle ilgili. Aynı zamanda eğer finansal konularla ilgilenen, para piyasalarını takip eden bir oğlaksanız da bir takım kazançlar da sağlama şansınız olabilir. Hayatınızda biraz daha istikrar getirebilir. Ancak boğa temkinli olmayı işaret eden bir burç olduğu için özellikle parayla ilgili konularda daha temkinli yaklaşmanızı, daha temkinli hareket etmenizi burada öneririm size. Onun dışında da sizin için belki birçok oğlak için bekleyip de elde edemediği bazı süreçlere götürecek gibi duruyor. Sizi destekleyen açıkçası bir sürecin başlangıcı olarak söyleyebilirim. Bol şanslar diliyorum sevgili oğlaklar. Evet, kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Tabii ki sabit grup bir burç olduğunuz için bu tutulma sizin için de önemli. Tam hayatınızın merkezi olan 4. evinizden geçiyor ve bu süreç uzun da sürecek aslına bakarsanız. 27 derecelerde yükseleniniz varsa, başka bir gezegen de olabilir işte Mars'ınız, Venüs'ünüz, Merkür'ünüz gibi. Ve tabii ki 4. ev girişi de burada çok önemli. Sizin için biraz daha yaşam yeriniz, yaşam alanınız, kökleriniz, aileniz gibi daha böyle temel dinamikler harekete geçecektir. Burada girişilmiş, başlanmış bir taşınma mesela, gayrimenkulle ilgili alım satımlar yine söz konusu olabilir. Maddi anlamda getirisi olacak bir takım değişimler sürecinde olabilirsiniz. Doğum haritanıza lütfen bakın. Bu alanda olan tutulmalar, işte dolunaylar kişinin hayatında önemli etkiler bırakabilir. Özellikle de tabii sabit grup burç selyumu varsa doğum haritanızda bilhassa daha fazla etki alabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Kariyer, işle ilgili, hayatınızın tümüyle ilgilendiren ve ebeveynlerle de ilgili konularda bir takım yeni gelişmeler hayatınıza dahil olabilir. Ama hayatınızda her halükarda önemli adımlar atacağınız süreci başlatan bir tutulma. Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. Evet, tutulma sizi destekliyor. Bu ayda güzel aslında enerjiler, etkiler aldınız. 3. evinizde daha çok reklam, tanıtım, başlatma enerjisi yüksek bir alan bu. Başlatmak derken tabii ki burası toprak olduğu için sizin başlayacağınız ya da başlatmak istediğiniz konular daha uzun ömürlü, daha uzun vadede, daha kalıcı olmasını istiyorsanız, tabii ki hepimizin istediği gibi, bu sizin için faydalı olabilir.
Kardeşleriniz, yakın çevre ilişkileriniz çok daha fazla gündemimize gelecek. Çünkü direkt etki almıyorsunuz. Daha çok bu alan çalışıyor. Seyahatler, eğitim, öğrenim gibi konular, dijital konular, parayla ilgili, işte internetle, telefonla, araçlarla, mesela arabalarla ilgilidir. Cep telefonları, bilgisayarlar, hayatımızın bu alanı ve bir de yakın çevremizde olan ilişkilerimizle daha fazla ilgilidir. Sosyalleştiğimiz insanlarla bir takım diyaloglar gelişebilir ve burada bazı neticeler almak isteyebiliriz ve bu yönde de bir enerji akışı söz konusu olacak. Kariyer ve meslek hayatında da bir takım sonlanmalar da getirebilir. Bir yeni başlangıç enerjisi de çünkü burada aktif olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.